benim çocuğumu devlet de korumadı. Kapıma geldiler. Uzaklaştırması var dedim. Eşkalini verdim. Adresini verdim. Oğlum evladım benim kapımda işin ne dedim. Geliyor, bağırıyor, küfrediyor, darp ediyor, gidiyor. Çıkarsam beni de öldürür, kızımı da öldürür. Sen neden benim kapıma geliyorsun dedim. Görevli ne diyor biliyor musunuz? Benim görevim bu. Ben buraya gelebilirim. O senin kapından içeriye girerse o zaman müdahale edebilirim. Sen onu burada tut ki ben gelip yakalayayım. Ulan sen beni 112'ye bağlıyorsun. 112 hasta mısın diyor. Diyorum ki polis istiyorum. Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın çık. Adam 24 saniyede kaçtı. Ulan sen bana neyin müziğini dinlettiriyorsun? Bakın bunu tutuklayın. Savcılıkta suç duyurumu var. Karakolda suç duyurumu var. Çankaya'daki aile içi şiddette suç duyurumu var. Uzaklaştırmamı aldım. Kapıma geliyor akabinde. Arıyorum. İkisini dikiyorlar. Ekip geliyor, ekip geliyor. Ekip sen bana neden geliyorsun ya? Bu adam geziyor ya. Bir an sokağında geziyor ya. Çünkü devletimde değişen hiçbir şey yok. Herkes kendi havasında. Herkes kendi havasında. Bir sandalye peşinde. Bir iktidar peşinde. Ulan kadınlar tek tek gidiyor. Gidiyor gidiyor. Anaların canları yanıyor. Ocakları sönüyor. Bir kalleşin bir kurşunuyla. Sen nasıl devletsin, nasıl yapılamıyorsun ya? İzmir çok mu büyük lan? İzmir'in çukuru bu kadar. Sen bu kadar mı basiretsiz bir emniyetsin? Günlerdir ben sana suç duyurusunda buluyorum. Siz benim ölümü de bulacaksınız. O zaman ne yapacaksınız diyorum.